Squat günü. Back squat. Hocam hemen alıyoruz. Furkan hocam. Şimdi arkadaşlar back squat'ta amaç ne? Bar sırtındayken yaklaşık olarak trapez hizasını hemen göstereyim hocam. Dön şöyle. Trapez hizasındayken squat yapacağız. Powerlifter'lar. Low bar. Biz high bar. Back squat yapıyoruz. Şimdi hocam high bar'la başlayalım. Karşıya bak. Yani high bar ne demek? Bar yukarıda. Yüksek bar. Yüksek bar. Evet. Şimdi arkadaşlar back squat'ta genel olarak tercih ettiğimiz hareket bu. High bar. Otur bakalım hocam. Bakın. High bar yaptığımız zaman göğüs karşıya bakıyor. Bunu neden bu şekilde yapıyoruz? Kalk bakalım hocam. Çünkü quadriceps yani şu kaslar baskı çalışsın diye. Bu bizim için niye bu kadar önemli? Herhangi bir olimpik hareket yaptığımızda clean, snatch, ne demiştik? Göğsümüz hep karşıya bakıyor. Bu harekette de hep göğsü karşıya bakacak. O hareketlerde de bacağın baskı kullanacaksın. Bu harekette de bacağın baskı kullanacaksın. Halterciler o yüzden high bar back squat yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi low barla bunun ne farkı var? High bar bir daha yapacağım yukarıdayken. Bir daha. Kal burada. Birazcık ayak bileği esnekliği, mobilitesi gerektiren bir hareket. Kalkalım. Low bardaysa daha fazla bel kullanımı olacak. Bel ve posterior chain yani arkadaki kasları daha çok kullanacağız. Hamstring, bel, quadriceps birlikte kullanılıyor. Hocam yap bakalım bir tane. Devam. Bir daha. Kal burada. Evet, belki biraz abartılı gelebilir şu an size ama genel olarak bu şekilde yapan sporcular var. Mesela bu şekilde squat clean yaptığını bir hayal et. Bu şekilde overhead squat yaptığı, snatch yaptığı hayal et. Benim için tehlikeli. Bu genel olarak powerlifter'ların ya da işte strongman'ların tercih ettiği bir squat stili. Çok fazla low bar'ı tartışmaya gerek yok. Daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız pek çok powerlifter arkadaşım paylaşmış. YouTube'dan da bulunabiliyor. Biz high bar'dayız şimdi. High bar'ın faydalarından ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Mesela Furkan tipindeki atletler için yani bu halter daha yatkın olan sporcular için geçerli. Bu şekilde high bar back squat neredeyse low bar back squat'a yakın. Yani yüksek kilolara daha rahat çıkıyorlar. Ama mesela ben işte deadlift'im daha iyi. O yüzden low bar back squat'ım da daha iyi. Ama high bar'ı çok rahat yapamıyorum. Ayak bileği mobilitesi çok önemli. Esnekliği çok önemli. Hocam hızlıca geçelim. Back squat'tan front squat'a geçelim. Evet, bambaşka bir hareket. Hocam burada çıkıyor değil mi burası? Bambaşka bir harekete geçtik. Front squat. Back squat ne demek? Arkada çömelme. Bu da önde çömelme. Bu da önde çömelme arkadaşlar. Burada çok daha fazla core kullanımı var. Karın kaslarına ve quadriceps'ine daha çok baskı var. Ve sırt. Ve sırt. Yani olabildiğince dik durmaya çalışıyorsun. Quad'larını daha çok kullanıyorsun. Omurgayı stabil etmek için karın kaslarında aşırı derecede çalışıyor. Bizim yaptığımız sporda front squat bayağı önemli çünkü bütün olimpik kaldırışlar için çok büyük artıları var. Şimdi Furkan Hoca front squat yapıyor. Dirsekler biraz daha yukarıda. Bir tane daha. Kal burada. Gördüğünüz üzere memişler full karşıya bakıyor arkadaşlar. Ayak bileği mobilitesine bakın. Nasıl da esnek, nasıl da mobil. Diz biraz parmak ucunun önüne geçebilir. Bu çok tartışılan bir konu. Dinlenebilirsin. Eskiden de vardı ki diz squat'ta parmak ucunu geçemez. Nah geçemez. Haltercilere bak. Hepsi topum şu an kalkıyor. Ayak bileğim benim çok mobil olmadığı için. Şu kadar dizi geçen halterci var. Bu adamlar 280-250 o civarda front squat yapıyorlar. Squat clean'de bu ağırlık üzerine bam diye düşüyor ve dizlere bir şey olmuyor. Nasıl olmuyor? Çünkü bir kere güçlüler. Kasları çok güçlü. Mobiliteleri, esneklikleri iyi. Kuruluna göre oynuyorlar. Ama sokakta spor yapmayan bir sürü insanda menisküs, ön çapraz yaralanması görebilirsiniz. Sakatlık kollarını sonra değineceğiz. Şimdi overhead squat'a geliyoruz. Çok daha karmaşık.
Bunu Sineş'le bayağı bir bu pozisyonu gördük. Şöyle bir dön hocam istersen bir baksınlar tutuşlar olduğuna. Sineş tutuşunda arkadaşlar. Sineş tutuşunda Sineş'le anlatmıştık. Tekrar yandırıyor. Evet. Şimdi yapalım bakalım bir overhead squat. Dipte kal. Güzel. Kalkalım. Dinleyelim hocam. Şimdi arkadaşlar şunu düşünebilirsiniz. Mesela özellikle arkaya kaldım mesela arkadaşlar. Ya benim zaten abi 200 kilo back squat'ım var. 150 kilo front squat'ım var. Overhead squat'la uğraştırmayalım. Bize ne katacak diyorsanız çok yanılıyorsunuz. Şuna emin olabilirsiniz. Overhead squat'ın bacak yoruculuğu çok daha enteresan. Bu yoruculuğu sevebilirsiniz. Denemenizde fayda var. Bir diğer ise yukarıda bir şey stabil tutarken squat yapmak neredeyse bütün vücudu aşırı derecede fonksiyonelleştiriyor. Büyük bir artı. Zaten sizin için geliştirmek isteyen, olimpik halterde daha işe yapmak isteyenler mutlaka overhead squat yapmak zorundalar. Overhead squat'ta omuz mobilitesi devreye giriyor. Çok iyi bir omuz mobilitesi, omuz stabilizasyonu lazım. Yine ayak bileği esnekliği lazım. Bunların hepsine çalışacağız. Şimdi birkaç tane çalışma göstereyim ben size. Hocam back squat pozisyonuna gel yine. Salonda da fit kafada çok yaptığımız şey tempo squatlar. Ne yapıyoruz? Genel olarak 3-1-X-1 kullanıyoruz. Hocam 3 saniye dinliyorsun. 1-2-3. Dipte 1 saniye bekliyorsun. Pat. X'de patladın. Yukarıda 1 saniye bekliyorsun. 1-2-3. 1 saniye bekle. Kalk. Biraz önce inerken kendini attı aşağı. Ama sondaki aralıkta bile tempoyu korumaya çalışın. Hocam yap bir daha. Kendisi çok iyi bir sporcu olsa da bazen böyle hatalar yapabilir. Mazur görün. Evet. Şimdi tempo squat'ı çok iyi güçlendirir. Çok iyi core çalıştırır. Belinizi kuvvetlendirir. Saç dökülmesini engeller. Evet. Tempodan başka şunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela box üzerinde squat. Bu biraz yüksek. Yapalım hocam. Biraz yüksek biliyorum. Ama bu da bir çalışma sistemi. Çok daha ağır kiloları burada omurgaya gösteriyorsun. Diyorsun ki omurgana, ben bugün bu kilolarla back squat yapabilirim, hazırlan demek bu. Diyelim ki önce bunu yaptın. Sonrasında seviyeyi biraz daha düşürdük. Evet. Siz farkında değilsiniz ama stüdyo şu an çok fena kokuyor. Evet, otur. Sesleri duyamıyorsunuz tabii ki. Bu da arkadaşlar biraz daha derin, daha kontrollü. Mesela dip pozisyonda neymiş bu arada? Tabii ki yorulmuyor, çok iyi sporcu ama. Arkadaşlar, dip pozisyonda kendini kötü hissediyorsan, dizlerinde ağrı hissediyorsan, dip pozisyon çok iyi değilse, dip squatlardan önce bunları deneyebilirsiniz. Burada biraz ağırlığı da arttırabiliriz. Güzel hareket, gerçekten geliştirici. Şunu yapabilirsin, box'a otur, bekle, kalk. Özellikle bu box'a kalkış önemli hocam, bir şey göstereyim ben. Geldim, oturdum. Kalkarken şunu yapmıyoruz. Değil mi hocam? Aynen öyle. Neden yapmıyoruz? Full konsantre. Gövde öne eğilirse eğer, çok fazla yükler gövdeye, bu da sizin sakatlanma riskinizi doğurur. O yüzden omurga ve karın her zaman dominant şekilde. Şunu istemiyoruz. Kalkışlar şu. Ve oturduğunuzda da kendinizi çok böyle serbest bırakmayın. Hep konsantre şekilde kontrollü oturdum. Aynı şekilde kalktım. Mükemmel bir noktaya parmak bastı. Otururken bazı arkadaşlarımız direkt kendini bırakıyor. Kontrolsüz oturuyor. Omurga sağa sola oynuyor. Kontrolsüz oturuyorum. Aldım buraya 250 kilo. Kendimi bir bok zannediyorum. Ama omurum ne halde? Görüyor musun? Şöyle olsa daha iyi. Kalkışta da dimdik bir omurga. Sımsıkı taş gibi. Arkadaşlar bütün squat versiyonlarında, varyasyonlarında tempo kullanılabilir. Dipte bekleme pause kullanılabilir. Hocam bir tane dipte beklemeli front squat yap, çeşitlendirelim. Bekledi. Pat. Evet. Tekrar. Şak. Bu arkadaşlar squat clean için çok faydalı bir hareket. Neden? Çünkü squat clean'de geldim. Bam çektim. Burada bir saniye beklemem gerekiyor bazen. Hop kalkarken bu ilk güce ihtiyacım var.
Çok güzel. Şimdi son olarak overhead squat'ta da box yardımıyla overhead squat yapabilirsiniz. Onu da bir göstereyim istersen. Otur. Biraz daha geri. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalkalım. Tekrar oturalım. Evet. Eğer mobiliten yeterli değilse bu yolları deneyebilirsin. Çünkü vücudun burada aslında overhead squat'ı öğreniyor. Öğrenmeye başlıyor. Çok etkili, faydalı olabilir. Dizlerin için, belin için, omuzların için. Tarttık hocam. Evet, indirdik. Yok hocam. Hocam, her şey anlattı. Kalkan topla altına plaka koymak. Güzel soru hocam. Evet. Orada göremiyorsunuz ama Kıvanç hocam. Hocam kendini bir göster istersen. Evet. Bence topuk altına plaka koymak çok iyi bir şey değil. Neden? Çünkü ne de olsa parmak ucunda squat yapmak gibi. Daha çok dizimin ön kısmında yük hissediyorum. Yani size böyle squat yapmayı öneriyoruz parmak ucunda. Gerçekten dizde baskı hissediliyor bu arada. O yüzden bence plaka çok önemli değil ama zamanla yavaş yavaş alıştırarak yaparsan, yani mesela birden topun altına plaka koyup böyle bam diye kendi yere atmazsan, yavaş yavaş bir hazırlık dönemi olursan, o zaman dizlerine alışacağı için bir sıkıntı olmaz. Zaten şöyle bir durum da var, halter ayakkabının alt tabanı biraz kalın oluyor. Aslında plaka koymaktan çok farklı değil. O da arkadaşlar mesela şunu öneriyorum size. Sürekli halter ayakkabısıyla lifting yapıyorsanız ara sıra da düz tabanlı ayakkabılarla bir yapmayı deneyin. Çünkü gerçekten bacağınızın çalışmayan lifleri çalışacak. Vücudunuzda farklı bir algı yaratacak. O yüzden ayakkabıları arada çıkarmak bile iyi olabilir. Mesela işte arada böyle çıkarabilirsiniz. Bu şekilde squat yapabilirsiniz. Zaten ayağınızın yeri hissetmesi, kavraması da iyi gelebilir. Var mı başka bir konu? Yok hocam.